Şimdi bir yandan da Anadolu Ajansı'nın bir çalışması var. Onu da aktaralım. Bir rotayı çizmiş gösteriyorlar. Helikopterin gitmek istediği nokta Tebriz ama ortada o iş kesinti uğruyor. O animasyonu da ekranlarınıza getirmeye çalışalım ve devamında da üzerine konuşalım. Bakın yola çıkılan nokta zaten buradan topografik olarak da bakıldığında hayli sarp alanlar olduğu ortada. Buradan kalkıyor Hüda Aferin Şehristanı'ndan İran içinde Tebriz'e doğru giderken içinde zaten önemli isimleri taşıyan Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Eyalet Valisi Uzi bölgesinde enkazı bulunuyor. Nasıl bulunuyor? Akıncı sayesinde. Çünkü Akıncı o bölgeye istek yapıldıktan sonra. Çünkü ilk başta bizden de bir helikopter istiyorlar. Çünkü İran'ın gece görüşlü helikopteri büyük bir ihtimal yok ya da yetersiz kalacağını düşündüklerinden önce bizden Gece görüşü helikopter talebinde bulunuyorlar. Türkiye zaten ilk anda nasıl yardım edebileceğine dair e, diplomasiyi çalıştırıyor biliyorsunuz. Dakika dakikada takip ettiniz. Sonrasında o bölgede zaten bizim helikopterimizin de bu şartlarda uçması e, doğru olmayacağından ve daha da etkili bir güç olarak Akıncı'nın gidebileceği de kale alındıktan sonra önce biz teklif ediyoruz ister misiniz diye. Gecikmeni bir yanıt geliyor. Onu birazdan zaten saat dakika vereceğiz. Sonrasında evet gelsin denildikten sonra da olay yerine Akıncı gidiyor. Şimdi Akıncı'nın da o rotasına dair bir başka e, e, ...haritayı, animasyonu da sizinle paylaşalım. Ardından da önce Emre Karaca'ya, ardından da Furkan Kaya'ya uzanmaya çalışalım. Bakın burası da işte Akıncı'nın gelip biraz yakından görmek gerekebilir burayı. Nerelerde olabileceğine dair bilgiler alındıktan sonra... ...Akıncı üstünde e, çok geniş olmayan daireler çiziyor. Zaten en sonunda da ısı yoluyla da... E, burada enkazın yerini termal kameralarıyla, termal sistemleriyle bulmuş oluyor. Dönüşünde de, Batman'dan kalkıyor zaten, dönüşünde de Van Gölü'nün üzerinde de bu kez ay yıldızı nakşedip iniyor. O rotada zaten kayıtlara bu anlamda da daha net geçmiş oluyor diyelim. Ve Emre Karaca'ya uzanalım. Emre Karaca İran'da bizi bekliyor ama şartlar hala orada kötü gördüğüm kadarıyla sanırım şu anda yayını gerçekleştiremeyecek durumda gibi görünüyor ama evet Emre şu anda sendeyiz. Kesinti uğramazsak çok hızlı bir aktarım rica edelim. Sayın Ayman bundan sonrası için hemen neler olacağını aktaralım. Yarın temizde İbrahim Reis yazısına bir yaz töreni yapılacak. Biz bir cenaze töreni gerçekleşecek. Ardından Naşi'nin Tanrı'na gitmesini ve son olarak da doğduğu yer Beşet'te gitmesini bekliyoruz. Yani onun toprağa gömüleceği yerin Beşet olmasını bekliyoruz. Ancak bir cenaze töreni yarın olacağını ifade edelim. Tabii siyasi belirsizlik da ortaya çıkmıştır. Evet. Emre... Dediğimiz gibi bölgenin şartları hala zorlu. O yüzden de yayın kabiliyeti de her an olmayabiliyor. O anlardan da birine rastlamış durumdayız. İlerleyen dakikalarda yine bir bakarız. Ama önce Furkan Kaya'ya da bir hoş geldiniz diyelim. Furkan Kaya Hoş geldiniz. İyi akşamlar Salih Bey. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz yeni teklifimizi kabul ettiğiniz, kırmadığınız için. Şimdi birçok şey konuşuldu. Eminim ki siz de bu saate kadar birçok değerlendirmeyi birçok noktada yaptınız. Belki yazıya döktünüz. Ama şu an itibariyle ilk dakikalardan, ortadaki bölümden çok daha fazla bilgiye sahibiz. Buradan bakıldığında benim gördüğüm kadarıyla, bunu belki de hiçbirimiz tam olarak hiçbir zaman bilemeyeceğiz ama İran'ın kendi içinde... Ee, çok olmadık bir yerde olmadık bir zamanda neredeyse devletin yöneticilerinin yarısının bulunduğu bir e, güzergahta helikopterlerle bir e, yanlış yolculuğa girmiş gibi görünüyor uzmanı değilim bu cümleyi tek başıma söyleyemem ama bakıldığında yapılan değerlendirmeler İran'dan gelen nadir bilgiler dışarıdan e, konuşulanlarla birlikte sizin tespitiniz ne? Tabii Salih Bey haberi aldığımız ilk gün andan itibaren hepimiz bir derin şoka girdik. Nasıl olur dedik. Ve tabii dönemin şartları ve yaşadığımız yani Anadolu'nun kendi çevresinde yaşadığımız stratejik meseleler ve Türkiye'nin son özellikle tabii yapmış olduğu jeopolitik hamleler birilerini rahatsız ediyordu. Ve Türkiye'nin İran'la yeniden çok yön işbirliği ortamını aradığı bir süreç bence bu anlamda çok çok da kritikti. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım, kazaya odaklanalım. Bu doğal bir kazaysa, bir kaza kırımsa, bir pilotaj hatasıysa Peki o zaman şu soruları soralım. İran Cumhurbaşkanı reisi, devletin bir numarası değil mi? Velayet Fakih'ten sonra gelen, yani dini lider Hamaney'den sonra gelen iki numaralı isim. Biz bir numaralıyız, devlet başkanı sonuçta. Peki böyle bir ismi Dışişleri Bakanı'nın da yanına alarak e, 79 model bir helikoptere bindirilmesi, içinde kara kutunun olup olmadığı belli olmayan, uçamayacak vaziyette olduğunu anladığımız, hava şartlarını son derece zorlu ve böyle bir iklim ve sisli bir ortamda bu helikopterin Kaldırılabilir olduğunu söyleyen kim? Bence buna bakmak lazım. Yani aslında reisiyi ölüme götüren şartlar sanki daha önceden hazırlanmış gibi geliyor bana. Yani bir suikast diye mi sorsanız bana. Evet %90 ben buna suikast ederim kendi fikrim. Neden bunu söylüyorum? Bakın dün çok önemli bir gündü. Dün reisi Sayın Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Ve bir baraj açılışı gerçekleştiler. Baraj açılışından öte çok önemli mesajlar verildi dünyaya. Ve bir, bir devlet başkanı, bir cumhurbaşkanı şunu söyledi reisi. Bu görüşmenin kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Ama onlar rahatsız olmaya devam edecekler edeceklerdir. Bu aslında reisinin uzun zamandan beri belli odaklar tarafından, belli karanlık güçler tarafından zorlandığını, tehdit edildiğini ortaya yani çıkıyor. Yani kendi Çünkü, iç siyasi denkleminden bahsediyoruz anladığım kadarıyla İran'ın. Şimdi İran'ın iç siyaseti, dış siyaseti ben burada bir entelejans faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Bir istihbarat faaliyeti olduğunu düşünüyorum. Ne açıdan? Bunu da söyleyeyim Salih Hı -hı. Bey. Ee, biraz daha geriye gidelim. Hatırlayın reisinin bir Ankara seyahati olacak, Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşecekti ve Ankara seyahatinin arifesinde Kasım Süleymani'nin e, mezarında büyük bir bomba patlatıldı. Hatta iki tane hı hı. bomba patlatıldı. İnsanlar hayatını kaybetti ve o zaman da ben bunu böyle yorumladım. Reisi'ye birileri mektup verdi. Dedi ki Erdoğan'la görüşme. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'yla görüşmedi. Tehdit etti onu. Ama reisi ne yaptı? Mektubu aldı, okudu, bir kenara attı ve Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşmek üzere Ankara'ya hareket etti. Peki ikinci hamle neydi? İşte dünkü hamleydi. Yani dün. Sayın Aliyev'in yapmış olduğu açıklamaları da beraber değerlendirirsek aslında Ankara Bakü Tahran ekseninin kurulduğu bir gündü dün. Bakın bu çok önemli. Ve bu dün meydan okuma, bu jeopolitik ve aslında stratejik meydan okumanın bence bedelini reisi bir şekilde canıyla ödediğini düşünüyorum Talip. İddialı bir cümle olabilir, iddialı Hı -hı. bir e, düşünceye sahip olmuş olabilirim. Hı -hı. Ama ben çevremdeki coğrafyada gelişmelere bakıyorum. Bir taraftan Hindistan, İran üzerinden Ermenistan'a destek vermeye çalışıyor, silah yardım vermeye çalışıyor. Bir taraftan Fransa istihbarat üzerinden Güney Kafkasya, Ermenistan'a girip yeniden savaş pozisyonu oluşturmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat üzerinden yine Güney Kafkasya'ya nüfuz etmeye çalışırken biz diyoruz ki bir bölgeselleşme başlatalım. Kimle? Azerbaycan, Türkiye, İran hatta Ermenistan da o da gelsin bizimle beraber olsun bir Kafkasya'yı inşa edelim dedik. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Erbil görüşmelerinde ve Merkez Irak hükümeti görüşmelerinde öncelikle terörle mücadele noktasında bir güvenlik, bölgesel güvenliğin sağlanması, <laughs> arkasından da siyasi güvenliğin tesis edilmesiyle beraber bölgenin bir refah bölgesi haline gelmesi tasarlandı. <laughs> Fav projesi, İpek Yolu projesi, Demir İpek Yolu dediğimiz hattın Zengezur üzerinden Türkistan coğrafyasından geçerek bir Turan yolu olması yeni İpek yolunun işte birilerini rahatsız ediyor. Ben biraz geniş çerçeveden bakıyorum Salih Bey. Yani bu suikast mı, bir kaza mı, belki kaza gibi gözüküyor. Ama Cumhurbaşkanı o helikoptere kim bindirdi Salih Bey? O helikopterin uçabilir olduğunu, o helikopterin o iklim şartlarına, o sisli ortama gönderen kim? Bu içeriden de olabilir. Ee, i̇çeride İran istihbaratında bir sızma olabilir, bir cunt hareketi olabilir. Çünkü bir de şu var biliyorsunuz, e, Hamaney yaşlandı ve Hamaney'in yerine geçecek olan isimler son dönemde tartışılıyordu. Bir numaralı isim de Reisi'ydi. İki numaralı isim kimdi? Hamaney'in oğluydu. Yani burada bir iç hesaplaşma olabileceği de tabii tartışılıyor. Ama şöyle görüyorum ben. Türkiye özellikle Sayın Erdoğan ve Sayın Hakan Fidan'ın İran temaslarındaki ana tema birincisi terörle mücadele, ikincisi bölge güvenliğini sağlamak, üçüncüsü de kompartıman siyaset. Yani bütün biz çatışma alanlarımızı bir kenara bırakalım, işbirliği yapalım, el ele verelim ve buraya bir emperyal gücün girmesini engelleyelim. Peki diğer tarafa bakalım bir de Salih Bey, hı hı. Çin ve Rusya. Hatırlayın Xi Jinping ve Vladimir Putin çok kısa bir süre önce bir araya geldiler. Yani Vladimir Putin seçildikten sonraki iç seyahatini e, Pekin'e yaptı ve Xi Jinping'le çok güzel sıcak görüntüler verdiler. E, ve o toplantıda özellikle İran siyasetinin ve İran üzerindeki jeopolitik mücadelenin de bence temalarını konuşulduğunu düşünüyorum. Şimdi Rusya şunu söylemişti hatırlayın. Ukrayna savaşı sebebiyle Orta Doğu'da bıraktığı boşlukların İran tarafından doldurulması bizi rahatsız eder. Şimdi Çin'in İran'la yapmış olduğu 3 sene evvel 100 milyar dolarlık anlaşmayı da göz önüne alalım. Telekomünikasyon, altyapı, askeri işbirliği anlaşmasını da göz önüne alalım. Şimdi İran'ın bağımsız bir ülke olarak Azerbaycan ve Türkiye ile işbirliği yaparak yeni bir Sadabat Paktı oluşturması mı çok normal onlar için? Yoksa İran'ın bir şekilde bu güçlerle göbek bağını devam ederek istedikleri zaman mezhep kartını kullanarak burayı yeniden karıştırmak mı? Peki. Ben bunları çok... evet. Şimdi baktığımız zaman deminki cümleniz önemliydi. Şimdi içeriden de özellikle reisinin yanında olanlar karşısında olanlar. İran'ın da hani dışarıya çok bütün gibi görünüyor ama içeride aslında parçalanmış bir yönetimsel durumunun olduğunu da yaptığınız yorumlardan biliyoruz. Konuya hakim isimlerin yaptığı yorumlarda. Reisinin önü açık gibi görünüyor. Hamene'nin yerine ee... Oynayabilecek isimlerden biri ama orada da farklı şeylerden bir yandan bahsediliyor bir yandan hani iki ordudan iki ayrı yönetimsel sistemden bahsettiğimiz bir coğrafyada sonuç itibariyle gerçekleşiyor bunlar. Burada içeriden bir cunt hareketi de olabilir farklı şey de olabilir dediğinizde bunlar tahminen kurduğunuz cümleler mi yoksa onların her birine bu işi yapsın yapmasın hani ne olduğunu bilip anlamamız açıklamamız mümkün değil ama her birini işaret edebileceğimiz güçler var mı şu anda halihazırda hazırda kendini belleden? Hı -hı. Tahminim uzun bir süre e, ben de az çok tabii İran siyasetine ve Türkiye-İran ilişkilerini de kendimce takip ettim ve bununla ilgili bir kitap da yazmıştım tabii uluslararası işler bağlamında değerlendirmiştim. Şimdi şu <laughs> anlamda bir karşılaşma yapmak lazım Salih Bey. İran'daki tarihe baktığımızda bir Türk tarihi görüyoruz. Ve İran'ın Şah dönemiyle beraber Mustafa Kemal Atatürk döneminde başlayan bir Sadabat Paktı süreci var. Ve İran'la Türkiye'nin işbirliği yapması emperyalizmin çıkarlarına aykırı bir durum. Kısa bir ifadeyle bulunursak. Yani İran'la Türkiye ne kadar karşı karşıya olursa, İran ne kadar mezhep kartı üzerinden Müslüman dünyası içerisinde bir çatlak pozisyon ortaya çıkarırsa onların işine geliyor. Ki bunu Irak Savaşı'nda gördük, Suriye'de gördük, diğer meselelerde gördük. E şimdi İran içerisinde özellikle dediğiniz gibi bir devrim muhafızları var. Yani devrim e, rejimi koruyan, velayeti fakihi koruyan bir Hı -hı. nizami ordu var, bir e, velayeti fakihin kendi entelejansı var, istihbaratı var bir de devletin kendi öz istihbaratı var. Ve bunlar arasında belli dönemlerde çatışma olduğunu ve hatta Mossad'ın ve CIA'in bu istihbarata sızarak İran'ın siyasetini manipüle ettiği de yorumlarda görüyoruz. Şimdi bu İran siyaseti bu anlamda çok çok karmaşık. Bunu tam anlamıyla iki 2 daha 4 eder gibi bir şekilde yorumlayamıyoruz. Ama şu anki pozisyon aya e, Amini biliyorsunuz protestoları, reformistlerin ayaklanması ve bu ayaklanmanın İran'ın bölünecek bölünmesine kadar gidecek olan sürecin ortaya çıkması yani şalın artan o devrim üzerinden kalkması şalın reviz rejimin üzerinden kalkacak olması büyük bir bölünme korkusunu ortaya çıkardı. Şimdi bakın bu e, yani kazadan sonra şu da geldi aklıma. Bundan sonra gelecek olan Cumhurbaşkanının İran'ın toprak bütünlüğünü sağlayabilecek cesareti ne kadar gösterecek? Bizim açımızdan ülkelerin toprak bütünlüğü önemli ve İran'ın toprak bütünlüğü de aynı şekilde Türkiye'nin Türkiye milli güven açısından da çok çok önemli. Hı hı. Ama öyle bir vaziyete çekiliyor ki bu iş İran'ın iç siyasetinin ve iç karışıklığın, anarşinin ve kaos düzeninin oluşmasıyla beraber e, rejimin de bu anlamda zarar görmesi ve İran'ın bir şekilde saldırtılması. Şöyle kısaca söyleyeyim. Rusya nasıl Ukrayna'ya saldırtıldıysa, ben böyle düşünüyorum. Ukrayna'ya saldırmadı Rusya, saldırtıldı. Hı hı. Aynı şekilde İran'da bir şekilde saldırtılmak isteniyor. Biz bunu Suriye'de gördük, biz bunu son İsrail-İran gerginliğinde gördük. Peki şu anda e, iki tane kart var elinde İran'ın, şunu da söyleyeyim. Birincisi Hürmüz kartı, yani petrol kartı. Hürmüz Boğazı'nı kapatır, dünyayı büyük bir petrol krizine sürükler. İkincisi nükleer kart. Evet. Nükleer çalışmalarını bir şekilde şah füzeler üzerinden de ortaya koyabilir. Peki. Yani Salih Bey şöyle kısaca söyleyeyim. E, dünden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak gibi klasik bir cümleyle evet. aslında toparlayayım. E, ama dediğim gibi ka kaçan şans şu, tekrar ifade edeyim. Bakü, Tahran, Ankara ekseni kuruluyordu. Büyük bir tarihi fırsattı. E, ümidimiz inşallah devam eder. Ama dünkü görüşme birilerini rahatsız etti ve karanlık bir el devreye girdi düşünüyorum. Furkan Kaya çok çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir günde, önemli bir yayın için bizimle buluştuğunuz için. Görüşmek üzere, kolaylıklar diliyorum size de. Hoşçakalın. Çok teşekkürler, kolay gelsin Halit Bey.